Şimdi seçime seçimlere doğru gidiyoruz. Gelelim, evet. Altılı bir masa var. Siz de o masadaki liderlerden birisiniz. Nasıl gidiyor seçime giderken? Şöyle genel sorayım, çalışmalar. Altılı masa lehine mi seyrediyor? Ya da son bir takım tartışmalar nedeniyle masada zaman zaman küçük sarsıntılar, çatlaklar mı oluyor diye de siyasetin gündeminde konuşuluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 2 Ekim'de masada, ikinci tur başlıyor CHP'de herhalde. İkinci tura nasıl gidiyorsunuz? Öyle soralım. Kimsenin hiç şüphesi olmadı. Başlangıçtan daha sağlam bir masa var mı yani? Gayet iyi gidiyor. Milletimizin beklentileri kılavuzumuz. O nedenle farklı siyasi partiler olarak bir araya gelmiş ve Türkiye'nin 20 yıllık bir iktidarı, özellikle keyfi rejim diye tarif ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında sıfır denetim, sınırsız yetki, demokrasinin tarihi, meşrutiyetten itibaren imparatorluktan cumhuriyete, bizim demokrasi serüvenimize baktığınızda keyfi rejimlerden iktidarın sınırsız yetkilerinin sınırlandığı, denetim açıldığı, kuvvetler ayrılığının kademe kademe tesis edildiği bir gelişim çizgisidir. Oysa bugün tarihi geriye doğru akıtıyoruz. Böyle bir sürecin ürettiği neticeler var. Elbette 2007, 2011, 2015 seçimleri değil, 2018 seçimleri değil. Bu 20 yılın sonunda bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Milletimiz bir muhasebe yapacak. Bu iktidara açık yürekli ifade etmem gerekirse, mazeret bırakmayacak şekilde Türk milleti, seçmenimiz, 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayabilecek zaman vermiş. Yetki istemiş, yetki vermiş. Yetki yetmemiş, mutlak güç istiyorum demiş. Onu da vermiş. O da yetmemiş. Biraz evvel tarifini yaptığım gibi sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde. Dilimden dökülen kanun haline gelmiş. Önünüzde hiçbir engel yok. Neticeleri ortada. Bugün ekonomik parametrelere bakalım. Neresinden bakarsak bakalım. Maalesef kontrol dışına çıkmış ve hani hep dilime pelesenk ederim yani biraz da hoşluk katalım. Levent Yüksel'in bir şarkısı vardı. Bana güvenme sakın diyor sabıkam ihanetten. Şimdi seciyenize, iş bitirme karnenize, icraata baktığınızda bu hükümet bir yaptığı hedeflemeyi tutturduğunu söylesin. İşte 2023 yılı çok az bir zaman kaldı. Biz de Sayın Erdoğan'ın taahhüt ettiği 2 trilyon dolarlık gayri safi milli hasıla, 25 bin dolarlık kişi başına gelir. Dünyanın işte 20 ekonomisi içerisindedik. Şimdi gerilere düştük. İlk 10 diyordu. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi. Bununla aklı kararmamış, vicdanı kararmamış her Türk vatandaşı bunlarla övünç duyar. Biz de övünç duyuyoruz. Bu açıdan yönetenlerin sorumlu iki şeye göredir. Bir, imkanları, iki, kabiliyetleri. Biraz evvel çerçevesini çizmeye çalıştığımda odur. Bu açılardan bakınca Türkiye'nin tabii topyekün devleti ele geçireceğiz diyerek FETÖ örgütü başta olmak üzere bir programa da muhatap oldu. Bugün 9 Eylül'de o İzmir'in sokaklarında, Alsancak'taki o heyecan, o coşku aslında onlarca şeyi ifade eden, onlarca itirazı ifade eden, hor görülmeyi, itilmeyi, ötekileştirilmeyi, kutuplaşmış Türkiye iklimi içerisinde insanların, Türk milletinin ortak değerlerini siyasi alanda bir rekabet meselesi haline getirmeye karşı bir itirazdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhuriyet'in değerlerinin, Türkiye'de itibariyle kendi değerlerini üretmiştir. Bunu sahiplenecek insanların da üretmiştir. İşte bütün bu rekabet sahası içerisinde 2023 seçimlerine doğru yaklaşıyoruz. Burada... Peki. Ben araya girip şunu sorayım daha net bir şekilde. 2023'te bir değişim olacağını savunuyorsunuz, düşünüyorsunuz. En azından yönetimsel anlamda bir değişiklik olacağını ya da bunun için çalışıyorsunuz. Nasıl bir değişiklik olacak? Bu Sayın Kılıçdaroğlu sürekli ben hazırım mesajı veriyor adaylık konusunda. Ve benim izlenimime göre hani o altılı masada buna destek verecek liderlerden biri gibi görünüyorsunuz. Benim algım o en azından. Öyle mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya gelmesi eskisinden çok daha yüksek bir ihtimal mi? Ve siz benim izlenimim gibi bu konuda ona destek olacak mısınız? Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi, muhalefetin en büyük siyasi partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday potansiyelini taşıması en tabii hakkıdır zaten. Evet, o bunu açıdan, biraz önce Sayın Destici de zaten söyledi.
izleyemedim ama daha çok iktidar, Cumhur İttifakı'na mensup siyasi partilerin oradaki tabii kastını anlıyoruz. Hmm. Neyi kastettikleri ama öyle olmadığını... Yine de siz neyi kastettiklerini, ne anladığınızı söylerseniz. O açıdan ben hem sizlerin hem Kürşat Bey'in sorusu ışığında daha net ifade etmeye çalışayım. Tabii biz kişi meselesi değil. Elbette iki düzlemde bir siyasi rekabet var. Bir, siyasal karakterin çok daha ön plana çıktığı Cumhurbaşkanlığı rekabeti. Diğer tarafta da genel seçim rekabet. Hem ittifak içi hem ittifak dışı bir rekabet. Tabii Türkiye bu pratikleri yeni deniyor. Yakın siyasi tarihimizde, hadi 12 Eylül ile beraber başlatalım, İttifaklar olmuştur ama hülle yoluyla dediğimiz eski usulde ittifaklar olmuştur. 2018 seçimleriyle beraber ortaya çıkmış %50+1 dengesi siyasi partilerin hiçbirinin kendi başına %51'i sağlayamadığı için işbirliklerine de bu süreç evrilmiştir. Aslında benim başında siyaseti rasyonelleştireceğine dair, çünkü hiçbir siyasi parti kendi hitap ettiği kesimlerin dışında diğer kesimlerin rızasını gözetmeden bir sonuca gidebilme imkanı yok. Ama tam tersi bir süreç işledi. Bu iklimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sadece 2018 seçimleri değil, referandumdan itibaren ortaya koyduğu ve Türkiye %10 barajı dolayısıyla yapısal olarak maalesef 2007 yılında işte bizim geleneğimiz Anadolu Yol Birleşmesi'ni başaramamış olmamız o gün, o beklentileri, o günden bugüne bir direnç noktası, bir savunma hattı, bir mücadele hattı oluşturulması noktasında bu birlikteliğe kılavuzluk etmiştir. O açıdan masa etrafında da bulunan siyasi parti genel başkanları hep değerler üzerinden değerlendirme yaptık toplantılarda ama her parti kendi zeminlerinde nasıl en etkin neticeyi, en azami neticeyi üretiriz, bunun stratejisini elbette kendi zihinlerinde modellemeye çalışıyorlar. Ben zaman zaman ifade ettim. Buralarda isimler aşan bir şekilde 6 siyasi parti olarak Türk seçmenin önüne bir paket programı koymak mecburiyetindeyiz. Adayıyla beraber kadrosuyla ve programıyla. Sadece bir iktidar değişimi değil. Zaman zaman iktidar mensupları... Çıkacak adayın ekibiyle birlikte çıkması gerektiği zaten hep konuşuyor. Öyle olacak demek ki. Evet, evet. Siz o Demokrat ekipte yer alacak mısınız? Demokrat Parti olarak da tasavvurumuz, uygun stratejinin... Çünkü insanımızın riskleri var. Benim risklerimi kim yönetecek diyor. Hı hı. Türkiye çok ciddi bölgesinde meydan okumalarla karşı karşıya. Milli güvenliğinden başlayarak tüm bu politika sahaları ile ilgili çok net... Eğitim, işte pazartesi eğitim yılı açılıyor. Milyonlarca gencimiz, anneler, babalar, evlatlarının geleceğiyle ilgili endişeli. Bütün politika sahalarında çok net bir şekilde Türk milletinin önünde icra edilebilir ve arkasına kadro derinliğini de koymuş bir programı koymaktır hedefimiz. O açıdan elbette isimler önemli ama takdir edersiniz ki o sıcak atmosfer, şu şehri de düşmek gerekir. Türkiye'nin hangi siyasi sıcak iklimde, hangi iktisadi, ekonomik sıcak iklimde, hangi sıcak toplumsal iklimde seçimin eşiğine geleceğini bugünden öngöremiyoruz. Öngörebildiklerimiz var ama öngöremediğimiz var. Önümüzde bir kış dönemi var. Bölgemizde cereyan eden harekete geçmiş pek çok siyasi fay hattı var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali var. Bütün bunlar elbette Türk siyasetindeki rekabeti etki edebilecek hükümler doğurabilir. Aday 29 Ekim'de açıklanabilir mi? Şu anda konuşulmuş böyle bir takvimleme yok. Aynı ikisinde 1 Ekim itibariyle Büyük Millet Meclisi açılıyor. İkisinde de toplantımız var ama şunu ifade edebilirim. Artık o hani seçimi biraz projektörlerin altında, stadın içinde koştuğumuz dönemine benzetirim. Yani o kapıya, stadın kapısına yaklaşıyoruz. Daha sıcak, daha net kararların kademe kademe olgunlaşacağı bir sürecin de başlangıcı. Artık ikinci turda daha net kararlar alınacak. Elbette yani. Bütün bu ifade ettiğimiz zaten farklı farklı çalışma grupları, seçim güvenliğinden başlayarak yapısal dönüşümle ilgili, önümüzdeki sürecin nasıl planlanacağı ile ilgili biraz evvel ifade ettim. Sadece bir iktidar değişimi değil, adeta kurucu bir akılla, kurucu bir programla, kurucu bir kadroyla kuvvetler ayrılığındaki dan başlayarak kurumların, değerlerin yeniden inşa edileceği bir önümüzde süreç var. Sayın